Arkadaşlar bugün Manavgat'tayız. Karayüz'den başladık. Şu anda Hasan Bilek arkadaşımızın serasındayız arkadaşlar. Taşağıl'da. Nisan'ın 23'ü dikimi bahçemiz arkadaşlar. Görüyorsunuz taraklarımız, meyvelerimiz gayet güzel durumda. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 taraklı, 32 meyveli arkadaşlar toplamda. En alta iniyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9, 9 tane, 8 tane de 18 tane arkadaşlar. En altta 36 tane de aşağı yukarı en üstte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 taraklı arkadaşlar. Dalımız homojen bir dal. Mükemmel bir görüntüsü var arkadaşlar. Sadece bunlar mı? Bu tarafta da yine aynı şekilde. Seramızın içerisini gezeceğiz arkadaşlar sizinle beraber. Hem fidanlarımızı, fidan renklerimizi göstereceğim arkadaşlar size. Sadece bir tanesini değil. Göründüğü gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada daha eyamla sürtelemeden bembeyaz köklerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da fidanlarımız, bizim geleceğimiz arkadaşlar. Tavuklar deşelediği halde köklerimiz burada. Çok kaliteli, kendisi yarıyor zaten buradan. Bunlar bizim geleceğimiz arkadaşlar. Şu an başka bir dalımız. Uzun parmak, çok kaliteli bir görüntü var. Altında da fidanlarımız, çoklu fidanlarımız geliyor arkadaşlar. Esas fidanımız bu. Bu taraftan şu. Evet arkadaşlar, renk bu. Başka fidanlarımızın gelmesi bizim kök sistemimizin güçlü olduğunun göstergesi. Yine burada. Yarmış durumda arkadaşlar, görüyorsunuz. Nefis bir görüntü. Bu da fidanın fidanı arkadaşlar. Bu da bizim iyi kök sistemine sahip olduğumuzun göstergesi. Şöyle şu bölgeyi arkadaşlar takip ediyoruz dallarımızı. Ondan sonra dönüyoruz. Yine sağ ileriye kadar dallarımız yine aynı durumda arkadaşlar. Kalite olarak, fidan olarak, fidanlarımızdaki renk. Ben hep bunu yapıyorum. Böyle yırtıyorum. Görün rengi diye. Arkadaşlar şimdiden benim karışım 20 santimdir. Alttan yukarı tuttuğum zaman 20 santimlik parmaklarımız var arkadaşlar. Ve taraktaki meyve sayılarımız arkadaşlar. Hep bunu söylüyorum. Taraktaki meyve sayısıdır bizim dalımızın kilosunu belirleyen. Bu dalımız dolduğu zaman bana göre 45 kilo, 47 kilo civarında gelir. 45-47 kilo Nisan dikimi bitkilerimiz için yüksek bir rakamdır arkadaşlar. 70-80 kilolardan bahseden arkadaşlarımız var. Biz öyle bahsetmiyoruz. Biz gerçekleri söylüyoruz arkadaşlar. Göründüğü gibi müthiş bir parmağımız, fidanlarımız kıpkırmızı. Devam ediyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bahçemizin içerisinde. Ortalardan gidiyorum arkadaşlar. Çünkü kenarları bahçemizin en iyi bölgeleridir. Evet arkadaşlar. Kökler burada. Burada. Ve fidanımız. Aynı bitkimizin dalları. Aradan ileriye doğru Hasan'ım. Evet arkadaşlar. Küçük gibi görünen bir dal, daldaki meyve sayımıza bakın arkadaşlar. Bahçemizin tamamında aynı durum var. Bu bitkimizde de. Bunlar biraz geç doğum yapanlar arkadaşlar. Geç doğum yaptığı için biraz küçük gibi gözükebilir. Esasında bu güzel bir dal. Çünkü arada hiç boşluk yok. Dolduğu zaman arkadaşlar bunlar çok önemli değildir. İçerinde minik düzgün kontrol edebilirsek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 taraflı arkadaşlar. Bunun içi full dolacak. Elimizi buradan sokamayacağız arkadaşlar bu dalı keserken.
Ve bana göre bir dalın ortalaması 50 kilo civarında olacak. Biz bunu Nisan içi gibi hasat edeceğiz arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim dal cinsi bunlardır. Arada boşluk olmayanlar. Tabii ki bunlar da güzel. Ama bu benim favorimdir arkadaşlar. Bu gösterdiklerim. Fidanımız burada. Onları hep gösteriyorum sizlere. Tüm fidanlarımızda renk aynı. Karşıdakinde de aynı. Ve dallarımız arkadaşlar. Biraz daha kenara gidelim. Hani kenardakilerin gelişimi, birleşmesi daha iyi olduğu için ortadan gidiyorum ki herkes görsün. Fidanlarımız da arkadaşlar. Bu arada hep altını gösteriyorum. Bu işte arkadaşlar bizi temsil eden fidanlarımız bu. Bu boru ne kadar böyle güçlü olursa yani liderdir. Bu lider alt yapraklarının üzerinde olursa bu fidanımızın geleceği çok iyidir. Aynı bunda olduğu gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Problem olan bitkilerimizde, sıkıntılı olan bitkilerimizde bu boru böyle bu arada sıkışır kalır arkadaşlar. Göründüğü gibi tüm bitkilerimizde borularımız uzun, küçüklerde bile boru gayet güzel arkadaşlar. Devam ediyoruz kenara. Doğu tarafına arkadaşlar. Evet. Hep buradan da gösterebilirdik arkadaşlar size. Dallarımız bir ay içinde hasat edilecek dallarımız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yavaş yavaş bu kenar çizgileri kaybolmaya başlayıp en altta. Arkadaşlar bu kenar çizgilerinin kaybolmaya başlaması muzun hasada geldiğinin göstergesidir. Yani şu çizgiler ne zaman ki düzleştiği zaman bu dal hasada gelmiştir arkadaşlar. Döndük burada yine göründüğü gibi arkadaşlar. Benim bu karışım 20 santimdir. Tam 20 santimdir. Alttan alıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. 25 santimlik bir parmağımız arkadaşlar. En alta indim arkadaşlar. Burada da aşağı yukarı 18 hatta bu da 20 santime yakın bir parmağımız arkadaşlar. Biz en iyisini gösteriyoruz. Yine güzel bir dalımız. Çok güzel bir dalımız. Şöyle aşağıdan bir aldığımız zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane arkadaşlar. En alttan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 16 tane arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 taraflı arkadaşlar dalımız. Göründüğü gibi bu bölgenin dalları doğu olduğu için, güneşi çok gördüğü için çok daha güzel. Ama dediğim gibi biz seramızın tamamıyla konuştuğumuz için tekrar seranın iç bölgelerine doğru giriyorum arkadaşlar. Bunların çok bir farkının olmadığını, fidan kalitemizin de aynı güzellikte olduğunu, fidanımızın dip kıç renklerinin de çok kırmızı, mor olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hızlıca seramızın giriş bölgesine doğru devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bunlar. Evet. Bunlar arkadaşlar. Biraz daha geriye gidersek farklı mı arkadaşlar? Farklı değil. Bunlar. Biz şov yapmıyoruz arkadaşlar. Biz yaptığımız için karşılığını sizinle paylaşıyoruz. Bunlar arkadaşlar. Bunlar. Biraz hızlıca güzel renkleri fidanlarının tamamı öyle arkadaşlar. Boyları da aynı. Tornadan çıkmış gibi. Böyle müthiş dallarımız. Herhalde bu kadar yeter. Dediğimiz gibi taşa aldırız. Hasan Dilek serası arkadaşlar. 23 Nisan dikimi bu bahçemiz. Baştan sona Hasan arkadaşımızla beraber Kalaycı Tarım kontrolünde biz burada
Böyle muz yetiştiriyoruz arkadaşlar. Fidanlarımızı görüyorsunuz. Hepsi aynı boyda. Dallarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Dallarımız da hepsi aynı standartta. Biz şov yapıyorsak şov yapıyoruz arkadaşlar. Olay bu. Olay bu. Seneye abartısız söylüyorum. Biz bu benim elimin bu üst seviyesinden biz bu buraları tutacağız arkadaşlar bu serada. Beraberce göreceğiz. Herkese sağlık saatler diliyoruz.